dinleyiciler, evinden, ailesinden, sevdiklerinden uzakta, hayatı boyunca hep tek başına mücadele eden bir kadın da evet ama yine bu yarışta bilmediği bir şehirde, bilmediği bir çevrede, bilmediği bir yarışta yine tek başına mücadele veriyor. Gıkını çıkarmadan, duygu sömürüsü yapmadan tüm ağırbaşlılığı ve inancıyla burada işte benim stilimde yarışmayı sürdürüyor. Bakalım nasıl bir yaz partisi hayal etmiş Cerem Güngüz podyumda. Anlat bize hayalini. Hayalimde burada güzel yalılar varmış böyle. Partilerim verildi. Güzel yani. Yalılardan birinde misin hayatım? Evet. Peki. Görmek istediğin kim var? Hayal ettiğin, keşke tanısam dediğin var mı hiç aklına gelen? Keşke tanısam dediğim şu anda öyle gelmiyor bir anda gelmedi ama. Peki zorlamayacağım. O zaman sana iyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ederim. Bakalım puanlar ne olacak? Geçebilirsin jürinin karşısına. Teşekkürler. Evet. Bir fiyasko daha. 3 puan Kemal Doğulu'dan. Ne, nasıl açıklayacaksın? Mezuniyet bu da. Fazla abartılı. Aynı çanta, aynı renk ayakkabı, aynı renk çanta. Keşke o omzundaki pırıltıdan olsaydı ayakkabıların. Saçın fazla bu elbiseye tarzı olarak alakası yok zaten. Teşekkür ediyoruz Ivana. Rengine hariç beğenmedim. Model yanlış. Vücuduna göre değil, yanlış göstermiş. Çok fazla farklı farklı tarz üstünde var. Hem de şey şifonları çok fazla buruşmuş yapmış. Modelini hiç sevmedim. O omuzundaki şeyin kısım çok büyük buldum. Seni bayağı deforme göstermiş omuz kısmı. Sen çok güzel bir kızsın. Yanlış elbise giymişsin. Ayakkabı çanta çok çok fazla. Her şey pembe. Çok zorlama. Tekrar mezuniyet ya evet ya da belki bir düğün ama bence de bu elbise kullanma. Furkan. Kıracağım bir puanını. Neden? Hayatım, daha evvel de söyledik Diana, sana şu yanlara kabarık şeyler yapma. Seni çok daha kalın gösteriyor diyor. Sen gene şu tarafına böyle tüller koymuşsun. Be Ceremciğim, biliyorsun yani seni hepinizi severim de seni de ayrı severim. Hep bunu söylerim ama çok yanlış proporsiyonuna göre çok yanlış bir kıyafet diyorum. Saçların bu kıyafetin saçları değil. Daha farklı hayal ederdim. Ama bir kırıyorum. 4. 4 puan Urkan Erez'den. Teşekkür ediyoruz. Nurella. 3 puan Nurella'dan. Ben de farklı bir şey söylemeyeceğim. Saçın solist, omuzun solist, elbise solist. Ah anacığım. Yok valla ben böyle çıkmam sahneye. Hayır solist derken yani demek istedim. Bir tek elbisenin rengi çok güzel bir somon pudrası. Ama keşke bu mini bir elbise olsaydı. O işlemende olmasaydı. Yani buna böyle mücevher gibi bir papuç giyerdin altında. Atıyorum bir tane de bir küpe olurdu. Saçın tabii daha farklı. Aa, o zaman çok kabul ederdim seni. Üstelik de yalıdasın. Yalı için çok fazla bu zaten. Bu kadar tatlım benim. Teşekkür ediyoruz Nurella'ya da. Linet'ten puan alalım. 3 puan. Evet. İki şey çok rahatsız etti beni. Birincisi ne kadar zayıf olursanız,
ne kadar silüetiniz olmasa, renginiz ne kadar güzel olursa ben çorapsız asla çıkmam. O çok önemli benim için. Çorap hem bacağı daha güzel toparlar ve renk olarak da daha pürüzsüz yapar diye düşünüyorum. Annemden olan bir alışkanlık. Ve elbise emanet duruyor üstünüzde. Sizin değil sanki. Teşekkür ediyoruz. Ceremcim seni de alıyorum yerine. Hiç beğenmedim. Ben de beğenmedim. Uygun bulmadım. Aralarında şu ana kadar en beğenmediğim hatta öyle diyeyim. Olmaz. Olmamalı. Altın kaval üstün şişhane bu. Değişik. Değişik doğru. Böyle bakmak istiyorum yani. O kadar çok gözümü yordu ki. Fazla, çok fazla bu sefer. Orada animatörler gibisin partide çalışan. Çalın bakayım bir roman havası. Hadi. Çiçek mi çiçeğiz bak bana. Sarı lira vereceğim ben sana. Çiçek mi çiçeğiz bak bana. Ay canım benim. Ay nazara geldi kız. Sevgili izleyiciler, hafta başında bir gala gecesini atlatmış olmanın iç huzuruyla o stresli anlarda dile getirilemeyen ne kadar gergin hisler, düşünceler varsa hepsi hafta içinde sırasıyla dile getirilebiliyor. İşte bunlardan ne kadar uzak kalmaya çalışsa da bu hafta kendisini savunmak zorunda kaldı. Bakalım onun yaz partisi hayali nasıl bir şey olacak merakla bekliyoruz. Erçin Kayadibi, işte benim stilim podyumunda.